Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Resim sanatının en önemli dallarından birisi natürmont resimler. Fotoğraf icat edildikten sonra bu alanda still life diye adlandırdığımız fotoğraflar üretilmeye başlandı. Bu fotoğrafların birçoğu ışığı çok güzel kullanıyor, soft bir dokusu var ve resimsi bir havası var. Şahsen bu alandaki güzel fotoğraflara ben bayılıyorum. Yurt dışında bu alanda çalışan birçok fotoğrafçı var. Ama ülkemizde ilgi maalesef az. Bugün bu alanda çok başarılı fotoğraflar ortaya koyan ve Birix gibi yüksek itibarlı bir sitede fotoğrafları yayınlanan bir arkadaşımızı, yani Çiçek Kralı sanal olarak konuk edeceğiz ve tekniği hakkında konuşacağız. Hadi buyurun. Merhaba, hoş geldiniz Çiçek Hanım. Ben sizi tanıyorum ama siz kendinizi izleyicilerimize biraz tanıtır mısınız? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Çiçek Kral. Amatör bir fotoğrafçıyım. Bugün burada Okan Bey'in konuğu olarak bulunuyorum. Ve sizlerle fotoğraf çalışmalarımı paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle Okan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada bu kadar güzel bir kanalda, bu kadar faydalı bilgilerin paylaşıldığı bir kanalda olmak gerçekten onur verici. Kanalımız hakkındaki düşünceleriniz beni mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Fotoğraf serüveninizden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz, neler çekiyorsunuz Çiçek Hanım? 1995 yılından bu yana fotoğraf çekiyorum. Fakat 2015 yılında ilk kez DSLR'li makine aldım elime. O günden beri de bırakmadım. Binlerce kare yakaladım. Ben neler çekiyorum? Çok şey. Makro, portre, doğa. Hatta sokak fotoğrafçılığı bile yapıyorum. Oo, her daldan var yani. Neden öyle? Fotoğraf konusunda gerçekten açgözlü bir insanım. Çünkü bir kere büyülendim. Ben özellikle sizin still life fotoğraflarınıza bayılıyorum. Still life fotoğrafçılığı 2 yıl öncesine dayanıyor. Tabii ki bugün çektiğim, bugün ortaya koyduğum çalışmalar o zaman bu kadar beğenilmiyordu. Günümüzde genellikle iyi yorumlar alıyorum. Hatta fotoğraflarımın tabloya benzediğini söyleyen arkadaşlarım var. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, gerçekten tablo gibi. Tarzınızı bulduğunuzu söyleyebilir miyiz yani? Yavaş yavaş kendine has bir yol çizmeye başladı Çiçek Kral. Ve umarım bu yol daha uzun süre devam eder. Giderek gelişir. Fakat şunu söylemem lazım ki hepsi ciddi bir çalışmanın sonucu. Saatlerce araştırmanın, okumanın, izlemenin, denemenin sonucu. Böyle bir günde bu noktaya gelmedim. Bu noktada derken de daha hala sayfanın aşağı kısımlarında olduğunu düşünüyorum. Zamanım yettiği sürece tırmanmak istiyorum. Daha ileriye gitmek istiyorum. Ve üretmek istiyorum. Fotoğraf aşkı. Özellikle üretme aşkı benim için. Bizimle bu konuda ne paylaşacaksınız? Sizlerle birkaç çalışmamı paylaşacağım.
Bunun dışında kısa örnek bir çekim yapacağım. Ve sonrasında arzu ederseniz, sorularınız olursa elimden geldiğince onları cevaplandıracağım. O zaman isterseniz örnek çekimimize başlayalım. Hadi başlayalım. Heyecanla bekliyorum. Bu arada çekimlerinizi nerede yapıyorsunuz? Still life'larımı genellikle evde çekiyorum. Işık sisteminiz var mı? Işık kaynağınız nedir? Doğal ışık kullanıyorum. Tek bir pencereden objenin soluna gelecek şekilde ışığımı ayarlıyorum. Panjurlarım var. Işığı kontrol edebiliyorum ve çekimimi yapıyorum. Fotoğraflarınızda çok hoş arka planlar var. Orada ne kullanıyorsunuz? Arka planlar bu çalışmalarda çok önemli. Tuval satın alıyorum akrilik boyayla, özellikle toprak tonlarında, koyu tonlarda, bazen açık tonlarda fırçayla ya da bezle onları boyuyorum ve kullanıma hazır hale geliyor. Bugün seçtiğim arka plan orta kahverengi bir arka plan oldu. Sizde oldukça çok vazo, çiçek gibi objeler vardır sanırım. Evet, bunlardan daha fazla tabii ki elimde malzeme var ama bugün seçimi bunlardan yapmak istiyorum. Ruh halime göre bir tanesini belirleyelim. Bugün gri bir vazoyla kırmızılı, pembeli çiçeklerle çalışmak istiyorum. Genelde sade bir tasarım tercih ediyorsunuz sanki. Evet, bugünkü tasarımımız, dizaynımız bu. Tabii şu an pencereden gelen ışık çok yoğun. Biz onu kamerada diyafram ayarıyla, ensantene ayarıyla kontrol edeceğiz. Bu kadar parlak olmayacak. Şimdi kameramızı tripodumuza yerleştirdik. Kadrajımızı ayarladık. Çekime neredeyse hazırız. Tabii öncelikle diyafram, ensantene ayarını yapacağız ve netleyeceğiz. Bu noktada dikkat ettiğimiz şeyler nelerdir? Çekim yaparken özellikle uzaktan kumanda kullanıyorum ki titremesin fotoğrafım. Kılavuz çizgileri etkin kullanıyorum. Gördüğünüz gibi vazomu, çiçeğimi bu çizgileri ortalayacak şekilde yerleştirdim. O küçük ayrıntı çiçek de orada üçgene sığdı. Makine ayarları? Şimdi ayarlarımızı yapalım. ISO olarak en düşük ISO ayarını seçiyorum. 50. Diyaframım 16. Pozlama telafisi -1. Netleyimi de yaptıktan sonra fotoğrafımı uzaktan kumandamla çekiyorum. Şu anki ışık durumuna göre 10 saniye kadar bir çekim oldu. Bekliyoruz ve fotoğrafımız şu an için hazır. Şimdi sırada ne var? Sırada bilgisayarda Photoshop'la yapılacak olan ayarlamalar, düzenlemeler. Thank you.
Çiçek Hanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten severek izlediğim ve bugüne kadar hiç deneyimlemediğim still life fotoğraf konusunda bugün bize harika bilgiler aktardınız. Sanırım bu bilgilerden sonra ben de ve kanalımızı izleyen diğer arkadaşlar da denemek isteyeceklerdir. Size fotoğraf kariyerinizde başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün still life konusunu uzmanından dinledik. Çiçek Hanım'ı Instagram hesabından ve Bilik sitesinden takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde yine konusunda uzman, genç yetenek fotoğrafçı arkadaşlarımızı misafir etmeye devam edeceğiz. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde. Beğen ve paylaş butonları sizi bekliyor. Soru, yorum, görüş ve önerilerinize kapımız her zaman açık. Abonelik butonu ve bildirimleri aç butonları da aşağıda sıra bekliyorlar. Sakın onlara ilgi göstermeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.